9 Ekim 2020 Cuma gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bu Sesli Gazetenin entrosu ile alakalı söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bazı arkadaşlar bir önceki Sesli Gazetenin girişindeki telefon konuşmasının ne olduğuyla alakalı bir şey sormuş. Bir şey değil. Ya 5-6 kere çektim, yeniden aldım, çektim filan. Telefonun da sesini kısmayı unutmuşum. İş yerinden adam aradı. O gün beni benim yerime çalışan eleman bir şey sormak için. Gıcık oldum. Şimdi tekrar baştan başlamayayım diye biraz da doğal olsun. Hani olur ya biz çünkü karşılıklı böyle bir ortamda konuşuyormuş gibi hissedin siz de. Telefon geldiği zaman ne yaparız? İzin alırız, konuşuruz, kapatırız filan yani. Dedim çıkartmayacağım öyle dursun içerisinde. Önemli bir şey değildi yani bana işle alakalı bir şey soruyordu. Bazı arkadaşlar da hava atıyorsun filan demiş. Ama ben günlük hayatımda sadece o dille konuşuyorum zaten. Türkçeyi bir tek sesli gazetede kullanıyorum. Nasıl bir hava atılıyor anlamadım ben de. Ee, şey, başka ne diyeceğim? Ha, like atın ya, like atın. Benim bu aralar sorunum var YouTube'la. Son 2-3 sesli gazeteye fark ettiyseniz eğer reklam çıkmamıştır pek çoğunuza. böyle bir gıcıklık yapmaya yine başladı. Yani çözülebilir bir sorun mu, bir sorun mu? Yoksa bir engel olduğunu hissediyorum. Yani bir yerden sonra e, yani bir yere geliyor ondan sonra bir engel koyuyorlar. Yani orayı bir türlü aşamıyoruz niyeyse. E, bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar işte sen bu şey gezi videoların senin şeyini çok düşürdü falan gibi. Ne? alakası yok yani onu izleyen de var onu izle Bartolu ile yaptın o seni çok işte düşürdü falan. Biz onlara bakarsan hiç yapmamamız lazım yani. Hakan Şükür'le yaptık. Bir o kadar gitti, bir o kadar geldi. Bilmem işte Cem Toker'le yaptım, bilmem işte Vartolu'yla. Herkesin bir seveni var, bir sevmeyeni var yani. Yani herkesin aynı anda sevdiği insanlar yok, bulamayız. Öyle de bir, yeryüzünde öyle bir insan yok yani. İkiden e gitsin yani ne yapalım. Ee, yani onlarla bir alakası yok, ben ona takılmıyorum. Ben kafama göre serbest takılıyorum. Ee, Like'ı atın arkadaşlar. Allah like atanların sizi zümresinden eylesin. İnşallah dedi. de vurgumuzu, tonlamamızı yapalım. Sesli gazeteye geçelim. Evet ümmetinin lideri, ümmetinin lideri Afrika Forumu'nda konuşmuş. Demiş ki adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz demiş. Çok iyi. Peki Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Uygurlara destek veren Çin'i kınayan o 39 ülkelik listede de olmaya çağırıyor musun? Ya çağırma gerek yok şimdi Çin'le aranını bozacaksın falan gerek yok. Uygurlar hem uzakta ölebilirler onlar o kadar da şey değil. Bu <laughs> 39 ülkelik o listede tuhaf bir liste. Bir tane Müslüman ülke bile yok içerisinde. Ee, Kuzey Makedonya diyor bir, biraz Müslüman varsa işte onlardan var. 30 şimdi biz kızıyoruz tabii yani niye girmedi falan diye de şu da olabilir. Şimdi Türkiye dünyadaki hazırlanan bütün listelerin en sonunda yer alıyor ya. Şimdi o listeye de girse Türkiye T harfi en sonlarda olacak. Yine bir o kadar bağıracağız, çağıracağız yani yine listenin sonundasın falan diye. Ondan dolayı o girmemiş olabilir ama şaka maka. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu adam gidiyor burada Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyor. Bunu yani Azerbaycanları da çok sevdiğinden falan değil. Oradan bir nemalanıyor. Bizim derdimiz o. Biz bunu söyleyince bazı arkadaşlar da sanki biz Azerbaycan'a karşı az, yani Azerbaycan'ın işte Ermenistan'ın Karabağ işgalini kabul etmiyormuşuz gibi bazen yorumlar geliyor. Alakası yok Ermenistan Azerbaycan'ın toprağını işgal etmiş bu kadar ama insanlar savaşmasın, ülkeler savaşmasın oradan dölüyor, oradan dölüyor yani. Bunun bir yolu yordam olmalı. Birileri savaş çırtkanlığı yapıyorsa e burada nem alanıyordur. Baktığın zaman kim işte Rusya oraya silah satıyor, Türkiye silah satıyor, Ukrayna satıyormuş işte Amerikası bilmem nesi neyse. Bunlar ve bunlar zaten e, savaşın olmasını isteyen tipler. E tabi politik olarak da Tayyip Erdoğan istiyor yani bunu. Yani şeyden filan değil hani öyle gerçekten çok hakkaniyeti filan savunsa gider o Uğurları filan desteklerdi. O listeye gelince o 39 ülkelik listeye, ha orada da şöyle bir durum var işte Nauru bilmem ne böyle mikronezya adaları falan gibi ülkeler var. O adalarda zaten e, Amerika'nın bilmem ne ne derse, nereye oy verilecekse oraya oy veren tipler. işte. Kudüs başkenti olsun, Birleşmiş Milletler'de Amerika nereye oy kaldırıyorsa o ülkeler. Onlar da yani çok umurunda değil yani Uygurlarmış, Çinlermiş falan. Amerika'sı bilmem Fransa'sı falan onlar da Çin'i böyle e, Uygurları çok tuttuğundan değil. Çin'e karşı bir blok olmak için yapıyorlar yani. Yani dünya böyle şerefsiz bir dünya arkadaşlar. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanı İstanbul'u sokak sokak depreme hazırlıyoruz demiş. <laughs> Korkmaya başladım. Hani depremden daha çok korkutuyor be beni. Nasıl hazırlıyorsun sokak sokak depreme? Ee, deprem sonrası rant olabilir yani. <laughs> şurada şu kadar ölü olacak muhtemelen. Binaya bakıyor bina çökük. Çökecek muhtemelen. Orada bundan sonra hani şurada oluşacak arsayı şunlara veririz. Şuradakileri biz alırız filan gibi bir şeydir yani. Neyi hazırlayabilirsin sen? Ümmetinin lideri vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Yani ya şimdi yalan da söylüyoruz hani pozitif test sonucu var ama onu hasta saymıyoruz, sayıyoruz filan ama şimdi bunu sayarsak ekonomide bir bozulma olur mu zaten ekonomi? Maşallah var. E, ol, yani bilmiyor o da yani istediği şey işte yani ikisini de idare ediyoruz etmeye çalışıyoruz bize anlayış gösterin ayranım dökülmesin um, unuttum <laughs> devamını unuttum neydi ayranım dökülmesin bilmem ne olmasın da onu siz yazarsınız işte benim yerime yorumlara dolar e, 7.91 seviyesini aşarak yeni bir rekor tazelemiş arkadaşlar şimdi bu A Haber bunu nasıl verirdi? Yani A Haber mesela bir havuz gazetesi. Geçen vardı ya dolarda sert düşüş falan diye. İşte 7.83'ten 7.81'e 2 kuruş düşmüş. Çıkarken 15'er 20'er kuruş çıkıyor bu, bu Türk Lira, dolar Türkiye Türk lirası karşısında. 2 ee, kuruş düştüğü zaman sert düşüş falan diye biliyorsunuz. Veya bunların garip garip bu başarısızlıklarını örtme taktikleri var ya. Ama mesela bunu A Haber verseymiş bu rekoru nasıl verilmiş? Çıkışta sert duruş, dolara gününü gösterdik, 10 TL olması gereken dolar 7.91'e çakıldı durdu falan gibi bir şey olurdu. Var öyle, öyle bir pembe tablo çizebilirler yani bunlar. O kapasite var bu adamlarda. 140 bin lira aylık maaşla çalışan bir bakanlık personeli tespit edilmiş. Ulan sanki uzayda su buldular ya. Bu ne ya? Var, var tabii olmaz mı? Sayıştay raporlarında son bir iki gündür. Sayıştay raporları da varmış hala çok enteresan. Ben Sayıştay diye bir kurum olduğunu bile unutmuyorum. Yani unuttum artık öyle bir kurum yok diye biliyorum ben. Varmış işte tek tük de olsa raporlara girmiş. Aradan kaçmış bu adam gibi o raporlara giren. 140 bin TL maaş alıyormuş adam bilmem ne işte e, ee, enformatik bir şey yapıyormuş galiba göya görevi. E, sus, benim merak ettiğim işe gidiyor mu? Bari işe gitsin yani 140 bin TL alıyor. Ee, şeyin şimdi bu yani AKP'li üst düzey yöneticilere falan da bir hakaret yani yani koskoca Fahrettin Altun gibi bir adam dörder beşer maaş alarak ancak bu kadar meblağa ulaşıyor. 140 bin TL nedir ya? Yani Milletten İban istiyorlardı. Değil mi? Para verin bilmem ne diye sağ sola 140 bin lira maaş veriyor adamlar ya. Ondan sonra dolar çıkmasında ne olsun o parayı siz devletin kaynaklarını çarçur edin tabi. Araçlarını doludan korumak için köprü altlarını otoparka çevirmişler İstanbul'da arkadaşlar. Ankara'da mı İstanbul'da mı? Ee, video İstanbul'da Ankara'da olmasa neyse önemli değil yani Türkiye'de olduğu kesin. Ee, Genelde İstanbul, Ankara'da yağmur yağdığı zaman sel geliyor biliyorsunuz. O e, köprü altları biliyorsunuz doluyor, havuz oluyor şehirler. E, selden korumak için ne yapacaklar, nereye park edecekler arabalarını bu vatandaşlar çok merak ediyorum. Ulan yani şey köprü altının park nasıl yaparsın ya? Ya ben şurada arabamı şey yerine bu hani e, teslimat yapan kamyonlar için özel bir yerler oluyor orada. Sarı. Ya oraya tekerleğim çıkmış mı diye korkuyorum yani. Adamlar gitmişler yolun ortasında köprü altına park ediyorlar. Bravo yani. Odun Bakanı. Ya bunun üzerine yapılacak bir espri yok. Çok kötü de. Demiş ki 2020'de koyun sayımız yüzde %70 arttı diye bir şey söylemiş. Daha önce de sığır sayısı artmıştı. Koyun sayımız arttı. Ee, daha önceden de koyun çoktu. Koyununuz çoktu. Bu seçimlerde göreceğiz. Bu kadar arttığını tahmin etmiyorum. Yani ne kadar arttığını seçimlerde göreceğiz. Ee, i̇nşallah artmamıştır o koyun sayınız sizin. Olmayan Adaletin Bakanı Gül'den Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması önerisine destek. <laughs> ya gerizekalı bu adamlar ya. Adalet Bakanlığı'nı kaldır o daha iyi. Ulan bir Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılmasına destek olabilir mi ya? O oluyor işte. Cumhurbaşkanının istediği bir yerde Adalet Bakanı niye istemesin? Yani hiç kurumlar arasında da çatışma yok. Uyum halindeler maşallah. Ümmetin lideri ne derse diğerleri hep böyle aynı hizada devam ediyor. Vallahi Adalet Bakanlığı kalksın yani. Niye Anayasa Mahkemesi kalkıyor? Gerçi Anayasa Mahkemesi de bir fark görmüyorum da. Çok enteresan ya. Ümmetinin lideri demiş ki müminin görevi yoklukta sabretmektir. <laughs> Yine başladılar. Demek ki çok ciddi bir kıtlık geliyor arkadaşlar. Yoklukta sabretmektir. Peki müminin görevi e, varlıkta <laughs> nedir? Ne yapmaktır? <laughs> çok enteresan adam. Bir eli yağda, bir eli balda adam. Sarayda 1200 odalı. Sanki şeyin y e, fakirin derdiyle dertleniyor adam ya. Uyuşturucu satıcıları ve mafyaya gereğini yapın. Suçu benim haneme yazın demiş Gestapo şefi. <laughs> Gestapo şefi nasıl bir kafaysa bu. E, suç ve suçluya gereğinin yapılması için <laughs> adam bunu yasa dışı yollarla yapıyor. Mafyaya bu adamlar. Çünkü mafyalar arasında da hesaplaşmalar böyle olur biliyorsunuz. E, devlet de bir mafya bunların sayesinde. Suçluları durdurmak için de mafyatik <laughs> yöntemler kullanıyor. Suçu benim haneme yazın demiş ya. Senin hanen de yer kalmadı zaten. Haydut. ihaneme ya, yazın diyor ya. Güya iyi bir şey söylediğini zannediyor dangalak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı. HDP'nin Kobane olayları araştırılsın önergesi her zamanki gibi AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Hiçbir şey araştırmayın. Hiçbir şey araştırmasın ya ne araştırılacak? Şey araştırılmasın, 15 Temmuz araştırılmasın, bilmem kadın cinayetleri araştırılmasın, şu araştırılmasın, bu araştırılmasın, hiçbir şey araştırılmasın. AKP'ye güvenin. AKP, MHP o reddediliyor. Tam tersi, daha önce demiştim ya, tam tersi e, öneriler verilsin bence. Araştırılsın, araştırılmasın diye mesela muhalefet şey versin, onlar zaten araştırılsın diye e, zıttını kabul edeceklerdir. bakıyorum başka. Büllük Bülent Arınç. <laughs> Bülent Arınç demiş ki baş bir demiş ki bir şey dememiş. Ne diyecek daha? Baş hakem olduğu davada son anda tavır değiştirip davayı kazandırdı. Şirketin yönetim kuruluna girdi. Böyle bir şey olabilir mi Sen hakemsin, hakem oluyor güya. Bir maçta hakemsin. O maçta işte tarafsız olman gerekiyor ya güya. İşte kazanan takım üzerine sonradan bahis oynuyorsun. Bunun gibi bir şey bu. Adam gitmiş o kazandırdığı, hakem olduğu ve kazandırdığı işte hakemliğiyle kazandırdığı o şirketin yönetim kuruluna girmiş ya. Ya adamlarda şöyle bir şey var. Her zaman kazanan veya kazanan tarafta olmak gibi bir dürtüleri var bu adamların. Ee, ahlak fakir herifler ya. Yemin ediyorum ahlak fakiri. Ee, ümmetin liderine demiş maalesef toplumun belli bir kesimi diyanetin görev alanının sadece camiyle ile sınırlı olduğunu düşünüyor demiş. Ne olması gerekiyordu? Demin dediğin gibi senin millete fakirlik telkin edip böyle faiz geliri elde eden bir kurum mu olması gerekiyordu? Öyle bir şey yapmaz zaten. Hiç faiz geliri falan yoktur. Başka kendisiyle yani cami dışında her, her işe karışıyor diyanet. Her işe karışır. Öyle şeyler yapmaz. Ee, sarayda patlayan Kıbrıs sarayda patlayan Kıbrıs su hattı borusunu borusunun tamir töreni düzenleniyor. Ümmetin lideri tabi kolay değil deniz dalgalı deniz diye cümlelerle olayı ifade etmeye çalışmış. Yani adamlar bir şey yapıyorlar. Bunun için bir tören organize ediyorlar. O yaptıkları şey çürük çıkıyor, yıkılıyor. İlk selde, ilk fırtınada neyse. Onu tamir etmek için tekrar bir tören düzenliyorlar. böyle garip bir şey. Mesela EBA sistemi çöküyor. Çocuklar bilgisayarda, o, işte uzaktan eğitim, o sistem çöküyor. Mutlu oluyorlar bununla. Demek ki çok talep var filan diye. Bu EBA sistemini tekrar e, işte düzenleyip, tamir edip koymak için bunun işte de ayrıca bir tören düzenliyorlar. Ne yaparsan yap, zaten onları alkışlayan o Odun Bakanı'nın dediği var ya şey koyun sayımız yetmiş arttı falan diye. O kitle işte her zaman alkışlıyor. Ne yaparsan yap. Gestapo şefi demiş ki HDP operasyonunun neden 6 yıl sonra yapıldığını Kerbela ile açıklamış. Yani Kerbela'yı unuttuk mu? Kerbela'yı unuttuk mu demiş unutmadık. Yani yani o günlerde yaşanmış şeyleri bugün unutmuyoruz. Dolayısıyla 6 yıl şurada nedir ki demiş 6 yıl önce olmuş Kobane olayları. Şimdi bunların gündeme gelmesi çok normal falan demiş. Gel bela. Kel bela olacak. Gestapo şefi gel bela. Ee, şeye de bir bakın o Kızıl Kızılderililerin Amerikalılar tarafından şey olması falan. Tabi oraya da bir bağlantı kurun yani artık. Ne bileyim bağlantı kurulacaksa bir tarihsel bir işte katliam matliam bulun bir yerlerden. Orayla bağlantı kurun yani o Kerbela biraz uzak kaldı. Ümmetinin lideri demiş ki müebbet alan harbiyle öğrencilerle ilgili talimat verdi. Dosyaları inceleniyor. Talimat verdi. Bağımsız yargıya talimat verdi. Ee, yani çıkarsa milletten de teşekkür bekleyecek. Bak benim sayemde ben talimat verdim. Benim sayemde bu öğrenciler çıktı filan. Teşekkür bekleyecek bile. de. Ee, demek ki senin sayende o öğrenciler girdi. Demek ki değil öyle de. Yani onun öyle olduğunu bunu söyleyerek zaten talimat vererek ne oldu belli oluyor. Senin sayende şu andaki Türkiye'deki içeride olanların, hapiste olanların çok büyük bir bölümü sen talimat verdiğin içeride, sen talimat verince çıkıyor böyle bir. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını destekliyoruz, bilmem ne falan. Hepsini kapatın ya. Vallahi hepsini kapatın. Ülkeyi de kapatın. Kapat deyince bak sarayın fış fışı inelemiş TTB kapatılsın. Bu herif böyle bir iki de bir çıkıyor. TTB kapatılsın, o kapatılsın, bu kapatılsın. Her şey kapatılsın. Tam diyordum bak onun üzerine geldi haber. Sen çeneni kapat be. Tabii. Senin çeneni kapatsan bir. Yani biraz rahatlayacağız. Ya şey yani şeyde uzayda kapladığın yere nazaran sesin çok çıkıyor. O tuhaf. Ne biçim bir haber bu ya. Bolu'da belediye iş sendikası mı ne varmış? <laughs> Makam odasında hasurasyon yapan sendika başkanı görevden alınmış. Makam odasında hasurasyon yapıyormuş. Yani hasurasyon yapması mı yoksa makamında bunu yapması mı kusuru olan? Tabi orası da bir muallak. Adam içindeki cini çıkartıyormuş arkadaşım yani ne müdahil oluyorsunuz rahat rahat çıkarsın işte adam. E, düşünsene adama iki saat önce bir evrak vermişsin imzalaması için o evrağı geri almaya gidiyorsun filan. Adam verse sana şöyle tutarsın yani üzerime değmesin filan diye. Ya şimdi ben bu adamın yerinde olsam derdim yani ezanlar susmaz, bayrak inmez filan diye. tam bayrak inmesin sen de fermuarını indirme öyle. dendirme ya yani. Ne bu ya? Evine git evinde yap. Deniyor. <laughs> ya bu ufuk uğraşsın. Akıllı bir adamdı. Ben öyle biliyordum. Ne oldu buna ya? E, tweet atmış. Bir Atatürk silüeti daha buldum diye. Adam bulutlarda dağda taşta çayırda Atatürk silüeti arıyor. Aklıma şey geliyor. Bu siyasal İslamcılar var ya işte patatesin içinde Allah yazıyor falan. Buluyor onları çıkartıyorlar ya. Aralarında hiçbir fark yok abi bu iki kafanın arasında. Başka ne görüyorum? E, şey, güzel bir konuşma yaptı Can Dündar. Can Dündar'ın malına çökmüşler. E, Can Dündar konuşmasında e, ilk bu manada mala çökülen hani kendisi olduğunu söyleseydi e, İpeklerin olsun İpek grubunun işte boydak grubundan oldu daha pek çok kişinin aslında malına çöküldü Türkiye'de e, onları bilmiyoruz e, son bir iki seferdir Can Dündar böyle bir birlikte olalım tüm muhalifler birlikte olsun çağrısı yapıyor İnşallah öyle olur. Daha önceki çağrısında e, bir blok olalım gibi bir şey söylemişti. E, bununla alakalı Sevgi Akar Çeşme şey demişti. Yani işte yıllar önce Belçika'da mı ne bir Avrupa Birliği nezdinde bir böyle bu gazeteciler bir araya gelecekmiş. Can Dündar, Sevgi Akar Çeşme'nin ismi olduğu için oraya ben katılmayacağım demiş. Daha sonra Sevgi Akar Çeşme'ye yok siz katılmayın demişler. öyle Can Dündar gelmiş falan. Öyle bir şey olmuştu. İnşallah o günlerden bugüne Can Dündar değişmiştir. Ve inşallah söylediği gibi o işte Kürt'ü bilmem nesi, solcusu, sağcısı hepsi birlikte olur o muhalefet olarak bir blok olur da bir güç gösterebilir en azından. Umarım eski o muhaliflerin içinde var ya hasta olanlar o eski hastalıklarından bertaraf olurlar. Yoksa başka türlü zaten bu diktatörün de gideceği yok. Şu demin e, Gestapo şefi <laughs> kel bela şey diyordu ya işte uyuşturucu satıcılarına bilmem neye gidin müdahalede bulunun suçu bana attı filan abuk sabuk şeyler söylüyordu. AKP'nin Ağrı Diyadin İlçe Gençlik Kolları Başkanı kendisine tahsis edilen koruma polisi ÇA ile birlikte Sakarya Adapazarı ilçesinde 1 milyon 500 bin lira değerindeki eroinle yakalandı diye bu hangi tarihten bilmiyorum ama bu böyle haberleri sık sık duyuyoruz biliyorsunuz AKP cenahında. Ee, yakalandıkları zaman da içici iç deyip kurtuluyorlar. Ümmetinin liderinin yeni yıllar önce öyle adam kaç ton İsrail esrarla yakalanmıştı. Ben içeceğim diye bir bırakmışlardı bile. dolayısıyla Gestapo şefi Kelbela ilk önce kendi pisliklerini temizlesinler. Kendi kapısının önünü temizlesin. Donald Trump'un oğlu Eric Trump. Şeyle mektup arkadaşı olsun bu Eric Trump. Bilal olanla. Bak ne demiş. Aşırı solcu Demokrat Parti ateistlerin partisi haline geldi ve Hristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak, içki, içki dükkanlarını açık tutmak istiyorlar demiş. Tanıdık geldi değil mi? Demek ki yani değişen sadece renkler yani. Bir yerde Müslüman oluyorlar, bir yerde Hristiyan oluyorlar. Başka yerde başka bir dinden oluyorlar. Ama kafa hep aynı. Dolayısıyla mesele şey değil. Yani mesele sadece dinsel değil. Hem dinsel hem etnik hem milli neyse yani. O yani Tayyip Erdoğan'ı bugün şeye koysan. Amerika'ya koysan Trump olur. Trump'u Türkiye'ye koysan Tayyip Erdoğan olur. Değişen bir şey olmaz. Amerika'da tabii hukuk hukuk var da en azından o şekilde adamı önlüyorlar yani. Düşün Türkiye gibi bir yerde Trump olsa halkına neler yapmaz yani. Ee, bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Ee, birkaç gün sonra görüşmek üzere. İyi hafta sonları şimdiden şey yapalım ya. Canlı yayın. Şey canlı yayın deneme olarak üyelerle bir canlı yayın yapalım bir deneme. ben şeyden çekiniyorum böyle çok it kopuk da danıyor. Orada gözüm iliştiği zaman böyle sinirim bozuluyor, moralim bozulur. Adamlara cevap vermen gerekir falan. şey bozulur. Konunun içeriği falan bozulur yani o zaman ne mesela bahsettiğimiz şey neyse. Ben ondan biraz şey yapıyorum. Ee, aslında bir deneme yayını falan yapabiliriz. Öyle bir fikir var. Ee, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Canım arkadaşlarım, dostlarım. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Selam ve afiyetle.